Merhaba arkadaşlar, AutoCAD dersimizin 16.sına hoş geldiniz. Bu dersimizden de yine başlıklarında gördüğünüz gibi arkadaşlar, arc komutunu şuradaki sembolümüz çeyrek daire şeklinde, hatch komutu tarama diye geçiyor. Şu yan tarafına bastığınız zaman değişik özelliklerimiz var. Onları da göreceğiz. Stretch komutu ve scale komutunu göstereceğim. Daha sonra da arkadaşlar işte layer'lar, ölçülendirme ve burada eksik kalan komutlarımız var. Onları göstereceğim. Tabii bu arada bir de elips var. Elipsi de göstermiş olacağız. Öncelikle çok uzun sürerse kalan kısmını arkadaşlar veya bazı alt kısımlarını diğer derslerimizde anlatacağım. Şimdi o zaman arc komutuyla başlayalım. Biz önceden arc çizmek istersek, yani mesela değişik ölçülerde daireyi çizmek istiyorsak ne yapıyorduk? Mesela işte bir daireyi çizip mesela şu kadar atıyorum. Şu çizgiyle şu çizginin arası 67 dereceyse veya 77 dereceyse bilmiyorum kaç derece. Burasını alıyorduk. İşte trim komutuyla. Trim'i aldıktan sonra arkadaşlar buralarını ne yapmış olduk? Almış olduk ve bu şekilde yayımızı oluşturuyoruz. Ama bu tabi uzun bir yöntem. Dolayısıyla arkadaşlar bunu yapmayacağız. Bakın şurada direkt arc komutu var. Şuradaki arc açtığınız zaman buradan da bir sürü arc çıkıyor. Yani bunlar daha sonra eklenen özellikler. Ben birkaç tanesini göstereceğim. Diğerlerini artık siz deneyerek yapabilirsiniz. İngilizceniz varsa hani kullanımları hepsinin benziyor ve çok kolay. Şimdi arkadaşlar mesela şuna girdim, birincisine girdim. Birincisine girdikten sonra normal ezbere çizim yapıyorum. Bakın hiçbir şey bilmemiş gibi mesela. Şuradan şöyle aldım. Bu şekilde. Yani birinci nokta burası, ikinci nokta burası, üçüncü noktada burası olan şuradan şöyle mesela bakın açtım. 3 point diyor. 3 point demek 3 nokta demek. Öyle bir böyle alanınız vardır ki 3 tane noktası vardır arkadaşlar. Birincisi burası, birincisi burası, diğeri de burası olduğu şekliyle bir yay çizmek isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bunu bu komutla yapabiliyorsunuz. Ama tabii çok fazla bu bizim işimizi görmüyor. Mesela bakın burada start, center, end diyor. Zaten sembolden bakın şekilden anlaşılıyor. Diyor ki birden 2'ye gitmiş, 2'den de 3'e gitmiş. Yani adı üstünde. 1 neresi? Start noktası. Yani başlangıç noktası. 2 neresi? Merkezi. 3 neresi? Bitiş noktası. Geliyorum. Mesela bakın tıkladım. 1'i seçtim. Şimdi diyor ki merkezi seç diyor. Merkez işte burası bir yeri. Yani bu arada ben ölçü girebilirim. Mesela bakın ne gireyim? 500 gireyim. 500. Enter dedim. Yarıçapı 500 olan ne girdik bir tane arkadaşlar? Dairenin yani yayın yarıçapını girmiş olduk. Bir de bana diyor ki bitiş noktasını seç. Tabii şu an orta modu açık olduğu için sadece ne yapıyor? 90, 180, 270 ve arkadaşlar 360 yani sıfırdan tutuyor. F8'i kapatırsak şöyle bakın ezbere de şöyle bir pergel açtığınızı düşünün ve bu pergeli böyle bakın çiziyorsunuz. Hocam ben nereden bileceğim ne kadar çizeceğimi? Ölçülerde bize verirler. Yani çizimler içerisinde bize verebilirler. Derler ki mesela bitiş noktası 33 derecelik olsun. 33 derecelik. İlk burayı tıklamıştım ya buradan itibaren başlayacak. 33 dedim. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi 33 yaptı. Eksi 33 yapsaydım da yukarı doğru yapacaktı. Bir kez daha yapıyorum. Arka girdim. Start dedim. Şöyle tıkladım. Açtım. İşte başlangıcı burası. İşte bu taraf da olabilir. Fark etmez. Yani şöyle sol tarafa doğru götürebilirim. Yarıçapına 300 dedim. Enter. Yarıçapı 300 arkadaşlar. Buradan itibaren 90 derece veya 95 derece yap diyorum. Bakın şöyle 95 derece yapmış olduk. Şöyle tekrardan bir kez daha yapalım. Veya şundan deneyelim arkadaşlar. Start, center, angle diyor. Yani açı bölümü gibi diyor bana. Girelim. Tıkladım. Merkez burası. Ha, bu arada arkadaşlar bu birinci noktasına bakın start demiş ya. Start diyor ama siz diyorsunuz ki ben önce merkezi tıklamak istiyorum. Öyle bir noktanız vardır mesela merkezden tutmak istiyorsunuz. O zaman bakın şuradaki center'a tıklamanız lazım veya baş harfini yazmanız gerekiyor. C enter. Cizre'nin C'si arkadaşlar. C enter dedim. Evet şimdi merkeze girmiş olduk. Bakın zaten bana artık aşağıda yazıyor. Center point of arc. Arc'ın merkezini gir diyor. Merkezden sonra ne diyoruz? Start point. Başlangıç noktasını gir diyor. Yani pergelin merkezini buraya yerleştirdim. Pergelinizi açıyorsunuz. Açıyorum. Ne kadar istiyorsam o kadar açarım. 400, 300, 200 veya bir nokta varsa noktaya kadar. 250 diyorum. Enter. Arkadaşlar 250 yarı çapı oldu. Şimdi bana diyor ki bitiş noktasını seç diyor. Ona da 45 diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi mesela istersem tıklayabilirdim de. 45 dedikten sonra arkadaşlar bunu bu şekilde yapmış olduk. 45 derecelik bir tane yayı çizmiş olduk arkadaşlar. Yani diğerlerin kullanımı da aynı.
Yani deneyerek bunları görebilirsiniz. Zaten beklettiğiniz zaman da birçoğunun zaten özellikleri aktif gözüküyor. Zaten ben yıllardır AutoCAD kullanıyorum. Hani bu arklardan sadece 2-3 tanesini kullandım. Duruma göre de farklı şekilde zaten derslerin başında da diyorum. Bir şeyi çizmek için birkaç tane yöntem olabiliyor. Hani birini bilmediğiniz zaman o ben bunu bilmedim başka çizim yapamayacağım veya şu tarz çizimleri yapamayacağım diyemezsiniz. Çünkü alternatifi var. Bazılarının yok ama birçok çizimin bu şekilde farklı farklı şekilde. Hani biri uzun yol, biri kısa yol ama sonuçta yapabiliyorsunuz. Elipse gelelim arkadaşlar. Elipsi de şöyle açtığımız zaman yine 3 tane komut çıkıyor. Aslında şu ayrıydı. Zaten arasına bakın çizgi koymuşlar. Bazı programlar da ayrı olabilir. Arkadaşlar bu daire, bu da dairenin yayı. Bakın şöyle birincisine tıklıyorum. Dairenin yayı. Bu da elips. Bir de elipsin yayı var arkadaşlar. O da bu. Yani önce bir elipsi görelim. Sonra elipsin yayına girelim arkadaşlar. Center. Diyor ki bana hangisinden yapmak istiyorsun? Şimdi eski versiyon kullanıyorsanız AutoCAD 2010, 2011 direkt elipsi tıklatır arkadaşlar size. Tıkladıktan sonra aşağıda Center diye bir seçenek olur. Center. Siz ona tıklarsanız şuna girmiş olursunuz. Yani benim şu girdiğime girmiş oluyorsunuz. Ama normalde sizde direkt bu vardır diye hatırlıyorum. 2011'de çünkü öyleydi arkadaşlar. Bakın mesela şöyle bir yapalım. Önce buna ikincisine bakalım. Axis end diyor. Eksenle bitiş noktası diyor. Mesela bakın tıkladım. Açıyorum. Yumurta çizdiğinizi düşünün. Önce yumurtanın yatay uzunluğu. Kaç olsun? 500. Pardon, 50 dedik. Tamam, 50 üzerinden devam edelim. Sonra da yumurtanın dikey uzunluğu arkadaşlar. Tabii işte F8 kapalıysa farklı şekilde yapabiliriz ama şu an bir kere ben burada başlattığım için böyle oldu. Yumurtanın dikey uzunluğunda yarı çapını girmeniz lazım. İşte böyle biraz ters ama yapacak bir şey yok. Mesela 15. Şimdi arkadaşlar ben bunu 50 girdim ya birincisine. Buradan bakın. Tamamı 50 oldu. Ama ikincisinde 15 girdim. Tamamı 15 olmadı. Tamamı 30 oldu arkadaşlar. İkincisinde çünkü yarı çap istiyor benden. Bakın zaten sembolü bekletiyorum üzerinde. Gösterecek mi? Evet gösterdi. Birden 2'ye git. Daha sonra da 3'e git diyor arkadaşlar. Yani birden 2'ye giderken komple uzunluğu gireceksin diyor. 3'e girerken de arkadaşlar yarı çap. Bunu unutmayalım. Ona dikkat edin. Mesela bir daha yapıyorum. İşte 100. Bu komplesi 100. Yani yarı çapı 50. Öyle söyleyeyim. Mesela öğrenci geliyor buna da 100 giriyor ikincisine. Bu sefer olmaz. Çünkü bunun buradan yukarısı 100. Bir de aşağısı var 100. Etti 200. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Yine arkadaşlar buna girince bakın aşağıdan yine seçenekler çıkıyor. Hani bunlara tek tek değinmiyorum ama şöyle anlatayım. Center'a girerseniz bastığınız zaman şuna sizi transfer eder. Şuradaki center komutuna girmiş olursunuz yani. Buna girmiş olursunuz. Yani arka girerseniz de basarsanız da arkadaşlar sizi şunun içine transfer etmiş olur. Buraya geçmiş oluyorsunuz yani. Dolayısıyla ben şundan ayrı ayrı göstereceğim. Center'a girdim. Center ne demekti? Merkez demek. Bekletiyorum hatta üzerinde. Bir bakalım ne olacak. Birden 2'ye git, 2'den de 3'e git demiş. Yani ikisinde de ne yapıyoruz arkadaşlar? Yarı çap yazıyoruz. İşte buna dikkat edeceğiz. Sizin bir alanınız vardır ve tam orta noktasını biliyorsunuzdur. Oraya elips çizeceksiniz. Yani başlangıç ve bitişi sizin işinizi görmeyecek. O zaman giriyorum arkadaşlar. Tıkladım daire çizer gibi. Daire çizince ne yapıyorduk? Bir tane yarı çap giriyorduk. Kendisi çiziyordu. Ama bunda iki yarı çap girmeniz lazım. Birine 100 dedim. Diğerine de 25 dedim. Arkadaşlar yarı çap girdim. Bakın burasına 100, burasına da 25. Ne oldu? 200'e 50 oldu arkadaşlar. Bekletelim bakalım noktalarımıza. Evet burası 100, diğeri de 25. Tamamı 200. Yatay yönde 200, dikey yönde de 50 oluyor. Sanırsam bu konu artık anlaşılmıştır arkadaşlar. Elips. Aynısının bir de arkı var arkadaşlar. Ark. Bunları arkadaşlar bu video özelliklerini belki iki defa izleyebilirsiniz. Çünkü sadece komut gidiyor. Burada çizim yok. Yani başka çizimler içerisinde yedirilerek o şekilde göstereceğim. Direkt hani ark için şu çizimdir diyemem. Hele mimari projelerde belki arkı çok nadir kullanırsınız arkadaşlar. Hani bazı özel alışveriş merkezlerinde böyle oval yerler falan yapılırken işte arklar, yaylar falan çok işin içine girer ama normal şu an günümüzdeki simetrik binalarda yani işin gerçeği çok kullanmıyorsun. Hatta hiç kullanmadığınız yerler bile olabiliyor. Ama tabii bilmekte fayda var. Arka geldik. Arka geldikten sonra diyor ki sen ark çizeceksin diyor bana. Yani bir arkı çizerken diyor şu şekilde mi çizmek istersin? Axis end yani baştan sona veya merkezden itibaren mi çizmek istersin diyor. Yani bakın şurada soruyor center. Yani normal eksenden çizeceğim. Bakın şimdi merkezden alalım. Ben merkezi seviyorum mesela o şekilde kullanacağım. Merkezin burası olsun. Burası olmasın. Şuradan bir yer olsun. Şu yayın ucu olsun. Diyor ki
çizeceğin yayın, elips yayının yarıçapı ne olsun? Sonuçta bir yarıçap istiyorum ben. 100 olsun. Dikey yarıçapı ne olsun? 25 olsun. Çünkü center'ı seçtim ya arkadaşlar. Yarıçap giriyorum. Nereden başlasın, nereye gitsin diyor. Bakın start angle. Gördün mü? Mesela diyorum ki işte şuradan başlasın. Tıklıyorum. Sıfır da yazabilirim. Sıfır enter da diyebilirim. Bastım. Periyeli buradan çizdim. Yani koydum buraya. Çiziyorum. F8'i kapatayım isterseniz. Bakın çiziyorum. F8 olunca böyle görebilirsiniz. Çiziyorum, çiziyorum. Artık bakın yandaki sayıyı da görebiliyorsunuz herhalde. 89, 90, 91, 92, 93. İşte bu yandaki sayı sizde gözükmüyorsa arkadaşlar şey yapmayın. Problem etmeyin. İleride bunlar nasıl gösterilir, nasıl kapatılır, nereden yapılır onları anlatacağım. Bu şekilde bakın çiziyorum. İşte 217 dedim. 217 açısıyla bunu ne yapmış olduk? Yapmış olduk. Elips yayın. Bu da önemliydi arkadaşlar. Bunları bildiğiniz zaman elipsi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ha, ben elips arkını unuttum diyorsanız da ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir tane böyle çizgi çizeceksiniz. Uzun bir yol. Sonra bir tane daha çizgi alacaksınız. Et diyeceğiz. Et dedikten sonra bunu ne yapacağız arkadaşlar? Gideceği mesafeyi işte atıyorum 100 dedim. Küçüktür. 270 derece demiştik herhalde. 270 mi? 260 falan demiştik herhalde arkadaşlar. 260 demek ki daha fazla demişiz. Pardon, eksik demişiz. İşte sonra burayı trimlediğimiz zaman şu kalanını uzun yönden yoldan yayı yapmış oldum. İşte o girdiğimiz 270 derece bu arkadaşlar. Onlara dikkat edin. Biraz geometri bilgisi gerektiriyor yani. AutoCAD'i çok iyi bilseniz de yani geometriyi anlayamıyorsanız işte bazen sıkıntı olabiliyor. Şimdi bakalım arkadaşlar nereye geçelim? Scale'e geçelim. Şu belki hatch'i atlayabilirim arkadaşlar. Scale'e geçtik. Scale arkadaşlar özellikle mimarlar bunu daha çok kullanıyor. Tabii biz teknik çizimlerde kullanıyoruz ama mesela bir ev yerleşimi yapıyorsunuz. İşte evin yerleşimi koltuk, masa, sandalye, ev, mutfak eşyaları falan konulacak. Bunları bazen küçük, çok küçük gelebiliyor ölçülerinden veya çok büyük gelebiliyor. İşte scale arkadaşlar bu işe yarıyor. Yani büyütme, küçültme işlemine yarıyor. Scale zaten Türkçe anlamı ölçek demek. Ölçeklendirmek anlamına geliyor arkadaşlar. Buradan tıklıyorum. Şu an her yaptığımız parçanın ölçüsü 1 bölü 1'dir arkadaşlar. 1 bölü 1 demek gerçek boyutu demek. 2 bölü 1 demek ya da hani bilenler vardır ama ben yine bilmediğinizi düşünerekten anlatıyorum. 2 bölü 1 demek arkadaşlar matematik nedir? 2 katı demek. Yani senin yaptığın çiziminin 2 katı. Teknik çizim yaparken çizimi çok küçük bir çizim yapıyorsunuz. Mesela bir telefonun kapağını modelliyorsunuz. A4'e çıkarttınız. Çok küçük geldi mesela. Onu siz ustaya vereceksiniz veya makineye verilecek veya bir yapım aşamasında olan birisine verin, yapacak. Dolayısıyla çok küçük çizimi kağıttan okumak zor olabilir. 12 bölü 1 ölçeğiyle bunu büyütebilirsiniz. Ama yapılırken normal 1 bölü 1'de yapılacağı için üretim aşamasında 2 bölü 1 ile 3 bölü 1 ile yapmak, çizmek daha doğrusu daha kolay olacaktır. Aynı şekilde mimari projeler mesela arkadaşlar. Mimari projeyi çok büyük. Yani onu A4 kağıdına, A3, A2'ye veya A5'e, A6'ya işte çıkartmanız gerekebilir. O zaman o büyük çizim proje sığmayacaktır. Ne yapacaksınız? Çizimi küçültmeniz lazım. İşte bunda bu ölçek yani buradan değil de yine ölçek sistemiyle yapıyoruz arkadaşlar. Ölçekte yani 1 bölü 50 dediğiniz zaman bunun uzunluğu 50 metre ise 1 bölü 50'de arkadaşlar 1 metreye kadar düşüyor. Yani 1 metrelik bir kağıda A4, yani normal bir kağıda A4 demeyelim. A4'ün boyu daha küçük. Ne yapabilirsiniz? Çıkartabilirsiniz. Yine işte mesela bir hazır koltuk modeli aldınız. Standardından çok büyük. Dediniz ki işte bunun biraz küçültülmesi lazım gibi. Onları bu komutla yapacağız. Şimdi o zaman hemen başlayalım. İşi fazla uzatmadan. Buradaki komutlara temel olarak ne yapıyorduk arkadaşlar? Girdikten sonra bana aşağıda ne diyordu? Select Object. Scale'e girdin. Objeni seç. Tamam, seçelim. Objem ne? Şu. Sonra Enter. C'ye bastım yanlışlıkla. Enter diyorum. Şimdi oldu. Bana diyor ki neresinden tutup da büyütmek istersin diyor. Ben merkezinden tutuyorum. Hani geometrik bir şekil olduğu için simetrik bir şekilde büyüsün. Gidip de mesela buradan seçerseniz birazcık deforme olabilir. Dolayısıyla buradan tıklıyorum. Bana diyor ki scale oranın kaç olsun? Yani ölçeklendirme oranın kaç olsun? İşte haritalarda olur, orada olur. Hani çizim yaptığınız kağıdın sağ alt köşelerinde genelde ölçek diye yazar. İşte o oranı soruyor bana. Arkadaşlar şu an bu kaç oranındaydı? 1 bölü 1. Unutmayalım. Yani 1 oranında. 3 yazarsam 3 katı büyür. 4 yazarsam 4 katı büyür. Yani 8 yazarsam da 8 katı büyür. 2 yazıyorum.
Gördüğünüz gibi bakın 2 dedim, enter dedim ve büyüdü. İşte ölçüsünü hatırlamıyorum ama bakın bu 25'e 15'ti herhalde, 30'a 50 oldu. Scale komutuna bir daha girdim. Parçamı seçtim. Enter. Ya bazen arkadaşlar şuna dikkat edin. Parçayı seçtikten sonra komuta girerseniz de olur. Bir daha parçayı seçmenize gerek yok. Neresinden büyüteyim diyor. Bu error komutunda falan da vardı hatırlarsınız. Base point, referans noktası. Tıklıyorum. Yine 2 yazıyorum. Arkadaşlar bulunduğu konumundan itibaren 2 büyüdü. 2 katı büyüdü. Az önce 30'du, 60 oldu bakın. İlk konumundan itibaren değil. Hani şöyle geri alıyorum. Buradan itibaren 2 katı büyümez arkadaşlar. O anki konumundan itibaren 2 katı büyümüş oldu. Scale'e girdim. Parçamı seçtim. Enter. Buna da geldim. 4 dedim mesela. Şu anki konumdan itibaren yine 4 katı büyüdü. İşte 15'ti. 4 ile çarparsak ne yapar? Yine 60 yapacaktı. Hocam ben bunu küçültmek istiyorum. Küçültmek istiyorsanız da hani az önce 1'in katlarını yazmıştık ya. Şimdi de arkadaşlar 1'in az katlarını yazacaksınız. Parçayı seçtim. Enter. Yine merkezden tuttum. 1'in yarısı nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Yani 1 bölü 2'nin matematikte karşılığı nedir? 0,5. Virgül değil arkadaşlar. Nokta 5. 0,5. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi herhalde bu 60'tı en son. Şimdi kaç oldu? 30 oldu arkadaşlar. Ben bunu 3'te 1 oranında küçültmek istiyorum diyorsunuz. Matematikte arkadaşlar yine 1 bölü 3 ne demek? 0,333 diye gidiyor küsuratı. 0,333 yazsak sanırsam yeterli olacak. Tıkladım. 0,333. Hatta istediğiniz kadar 3 yazın. Fark etmez. Arkadaşlar. Bunu küçültmüş olduk. Bakalım ölçümüz kaç oldu arkadaşlar? Herhalde 30'du en son. Şimdi ona düşmüş oldu. Evet. Tekrar işte 2 katı büyütmek istiyorsanız komuta girdikten sonra şu hatayı yapmayın. Yeni öğrenenler genelde onu yapıyor. Komuta girdi, parçayı seçti. İki katı büyütecek ya. 0,333'ün iki katı ne yapar? 0,666. 0,666 yazıyor. Hayır. Şu anki konumundan itibaren sen iki katını istiyorsan yine 2 yazacaksın. Değişen bir şey yok. 0,666 yazarsan yine küçülür. Yani birin az katı oluyor. İşte 1,5 katı büyütmek istiyorsanız 1,5. 1,3 katı büyütmek istiyorsanız 1,3 yazmanız lazım. 2,8 katı büyütecekseniz 2,8. Yani ağzınızdan ne çıkıyorsa arkadaşlar onu yazacaksınız. Olay bu. Başka bir şey yok. Fazla işi dolandırmaya da gerek yok. Daha sonra işte scale komutu bu. Farklı bir özelliği yok arkadaşlar. Bir de son olarak işte polilerle bir çizim yapayım. Onu size şöyle göstereyim. Şimdi bir tane proje çizdiniz. Özellikle mimari projelerde falan çok oluyor arkadaşlar. Size dediler ki şuradan atıyorum şuranın genişliği işte kaç? Mesela bakalım. Beklettiğimiz zaman zaten yazıp göremedik. 259. İşte dediler ki bu 200 olacaktı. Şurası. Ne yaparsınız siz işte bilmiyorsanız işte şuradan şuraya tekrar bir offsetlersiniz 200'da. Burayı çizersiniz. Şurayı trimlersiniz. Şurayı uzatırsınız. Extend komutu ederken. İş bayağı bir uzar. Stretch arkadaşlar. Şöyle bekletiyorum. Stretch günlük hayatta genelde evimizde eşimizin işte kızımızın kadınların kullandığı streçten gelsin. Streç nedir arkadaşlar? Naylon işte gerdiriyoruz. İstediğimiz yere kapatıyoruz vesaire. Burada da aynı mantık. Gerdirmek anlamı var arkadaşlar. Tabi daraltmak anlamı da var. Yani daraltabiliyoruz bu komutla. Mesela bakın komuta girdim. Bana diyor ki istediğin yeri seç. Bakın objeyi seç diyor daha doğrusu aslında. Aslında bu öyle kullanılmıyor arkadaşlar. Şöyle gidip de objeyi seçmeyeceksiniz. Şöyle mesela atıyorum. Ben burayı küçülteceğim ya. Şöyle açıyorum. Bu yeşil alan var ya arkadaşlar. Yeşil alanın içinde kalanını oynayabileceğim. Yani streç yapabileceğim. Nasıl yani? Bakın. Birisi şuradan kesiyor. İşte şuradan da kesebilir. Çok önemli değil. Diğer yeşil alan da şuradan kesiyor. Ortadaki çizgi de komple içinde kalmış. Tıkladım. Bakın şöyle bir daha açtım. Bir daha açtım. Defalarca tıklayabilirsiniz. Bir şey olmuyor. Enter'a basıyorum. Orta modumuz açık mı? Evet açık. İşte merkezinden tuttum işte. Buradan da tutabilirim. Buradan da tutabilirim. Buradan tuttum mesela. Aşağı doğru ne kadar inecek? 59. 59 dedim. Enter'a bastım. Gitti. Bir daha komuta girdim. Bir daha yaptım. Yukarı doğru bu sefer yine 59 kaldırdım. Geri eski haline geri götürmüş oldum. İşte dediler ki şuradaki çıkıntı çok fazla. İşte scale'e girdim. Pardon, stretch'e girdim. Seçiyorum. Ama burası da kısalacak derlerse. İkisi beraber eşit olacaksa. Mesela ikisini beraber alıyorum içine. Bakın sadece burasıysa burayı aldım. Buradan itibaren keseceğim. Ama burasıysa buradan itibaren. Şimdi tıkladım. İster dışarıdan tıklayın, ister içeriden tıklayın. Fark etmez. Neden? Çünkü ölçü giriyoruz. İşte dışarıdan tıkladım.
Ne kadar gidecek? 50. 50 küçülttüm. İşte bu şekilde yapabiliyoruz. Mesela bakın şunu da söyleyeyim. Şuraya yamuk çizdim. Şöyle alıyorum. Bu arada şöyle aldım. Ne yaptık? Yapamadık. Scale'e girdik arkadaşlar. Çok pardon. Şöyle alıyorum. Aşağı doğru küçültüyorum. Bakın görüyor musunuz? Dengeli bir şekilde büyük küçülüyor. Ama şöyle yapıyorum. Bakın. Hipotenüsten kestim. Hipotenüs nedir? Geometride arkadaşlar. Eğik giden bir üçgenin. Gerçi burada üçgen yok. Yamuk var da. Yani şuraya şöyle bir hayali çizgi çizip üçgen olarak düşüneceğiz. Hipotenüsten kesiyorum arkadaşlar. Kestim. Enter'a bastım. Dışarıdan bir noktayı tuttum. Görüyor musunuz? Burası oynamıyor. Şurası oynamıyor. Sebebi ne? Çünkü ben bunun o yeşil alan bunu tam ortasından kestim. İşte böyle de uzatabiliriz. İşte bunlara dikkat edin. Burası neden sabit diyeceksiniz? Çünkü burayı da seçmemiştim. Ondan yaptım. Arkadaşlar 2000 sanırsam 12'den sonra yine özellikler değişebiliyor. Bakın mesela böyle parçayı seçtik ya. Mesela şu ortadaki noktalar var ya arkadaşlar. Bu noktadan tutarak mesela bunu stretch yapabilirim. Ne kadar? 200. Sağ tarafa doğru. Çok kolaymış diyeceksiniz. Evet kolay. Ama sıkıntıları var arkadaşlar. Veya sadece şu noktayı mesela bakın biraz uzattım. Ne kadar istiyorsak o kadar uzatabiliriz. İşte bu noktayı birazcık böyle çekebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar yapılabiliyor. Ama siz öyle bir proje yaptınız ki mesela elips veya oval bir şey var. Zikzaklı bir şeyler gidiyor. Dolayısıyla çok ince hatlar var mimari projede. Duvar dediler ki işte 10 değil de 20 olacak. O zaman buradaki streç'i kesinlikle kullanmanız lazım. Zaten o zaman göreceksiniz. Tıklayacaksınız çizgiyi, kaydıracaksınız, bozuk şeyler çıkacak. O zaman işte streç'i mecburen kullanmamız lazım. Evet arkadaşlar, streç'te anlaşıldı herhalde. Eğer anlamadığınız nokta olursa yorum kısmında yazarsanız oradan da yardımcı olabiliriz. Şimdi arkadaşlar herhalde vaktimiz var. Bir de şuradan hatch komutunu ya da onu bir sonraki derse bırakayım arkadaşlar. O şekilde dersimizde ayrı bir konu olarak onu da işlemiş oluruz. Onun yerine arkadaşlar rotate'i gösterip göstermediğimi çok hatırlamıyorum ama gösterdiysem de tekrar olmuş olur. Rotate'i hemen anlatayım, geçelim. Rotate arkadaşlar döndürme komutu. Nasıl yapıyor yani? Mesela bir kapı yaptınız, dolap yaptınız, eşya yaptınız, bir şeyler oluşturdunuz. Döndürmek istiyorsunuz. Veya siz unuttunuz. Neyi unuttunuz? Açılı çizmeyi unuttunuz mesela. Bakın et diyorduk hani gideceği mesafe 500 küçüktür. Açı diyorduk ya 30 derece mesela. 30 derece açıyla bunu ne yaptı? Yapmış oldu. Size dediler ki bu 30 derece olmayacak. 0 derece olacaktı. Silersiniz baştan bir daha yaparsınız değil mi? Gerek yok. Döndürme komutumuz var. Tıklıyorum. Buradaki komutların temel özelliği neydi? Komuta girdikten sonra Select Object diyor. Parçayı seç. Parçayı seçtim. Enter. Daha sonra arkadaşlar bana diyor ki nereden itibaren döndürmek istersin diyor. İşte kapı nereden döner mesela arkadaşlar? Menteşesinin olduğu yerden. Pervane nereden döner? Tam ortasından. Ben de bunu uygun yere göre döndürmem lazım. Mesela şuradan tutuyorum. Menteşeyi buraya yerleştiriyorum. Yani bana diyor ki dönme eksenini yerleştir. Yani referans noktasını yerleştir diyor. İşte referans noktası burası olursa arkadaşlar bakın artık bu şekilde hep buradan dönecektir. İster elimle döndüreceğim. Şu an orta modu açık olduğu için sadece 0, 90, 180'lerde işte böyle döndürüyor. 30 dersem ne yapıyordu arkadaşlar? Yukarı doğru gidiyordu saat yönünün tersinde. Eksi 30 diyorum. Arkadaşlar sizin onu götürmeniz önemli değil. Eksi 30 dediğim için klavyeden bulunduğu konumundan itibaren eksi 30 inmiş oldu. Düz çizgi çizdiniz. Dediler ki size bu 45 derece yukarı kalkacak. Döndürme komutuna girdim. Parçamı seçtim. Enter. Bakın bu sefer de buradan tutuyorum. 45 diyorum. Enter'a bastım. Şuradan itibaren bunu 45 aşağı indirdi. Çünkü dönme yeri burası ya. O yüzden böyle yapmış oldu. Evet arkadaşlar. Bir sorununuz vesaire herhangi bir şey olursa yine onları zaten paylaşırsınız. O şekilde yardımcı olurum. Bu dersimiz bu kadardı. Eksiklerimi gördüğünüz yerde arkadaşlar uyarırsanız hani veya sizin kendi eksik gördüğünüz yerlerde uyarırsanız arkadaşlar o konuda yardımcı olabilirim. Dediğim gibi şikayetleriniz, iyi yönde eleştiriniz, olumsuz yönde eleştiriniz olabilir. İllaki olacaktır. Bu yönde siz de paylaşırsanız biz de ona göre kendimizi daha iyi yönde eğitim vermeye devam etmiş oluruz. Eğitimlerimiz dediğim gibi hızlı bir şekilde sürecek. AutoCAD bittikten sonra projelere başlayacağız. Projelerde işte bina çizeceğiz, villa çizeceğiz, teknik çizim projesi olacak, makine kalıp parçaları vesaire çizeceğiz. Her şeyi çizecek arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, çok 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 özel bir istek olmadığı sürece kursa gitmenize gerek kalmadan bu programı halledebilirsiniz.
Benim de sizden istediğim sadece bir teşekkür, başka hiçbir şey değil. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.